Diş kayıplarının tedavisinde implantların yerini ve implantlar konusunda merak edilen her şeyi Dentaluna Diş Kliniği'nden diş hekimi Arzu Yalnız Zogun bizlere anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, ben hemen iletişim bilgilerimizi sizlere anımsatmak istiyorum. Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Arzu ediyorsanız bize sağlığım için her şeye @atvavrupa.tv adresinden ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız ise 0533 096 72 73. Sizinle bir yaklaşık 15 gün kadar önce implantları konuşmuştuk. Evet. Ancak bize de gelen sorularda bazı önemli bilgiler, sorular vardı. Özellikle de eğer implant oluşturulacak bölgede yeterli kemik yoksa. Hı hı. Bu konuyu ayrıntılarıyla değineceğiz. Ancak ekranlarını yeni açanlar için bize bir implant ya da vidalı dişi, hı hı, tanımlar mısınız? Tabii. İmplant dediğimiz şey diş kayıplarında, dişini kaybetmiş hastalarda uyguladığımız, çene kemiğinin içinde kökü çıkardıktan sonra kalan boşluğa yapay titanyumdan kök koymak. Bu uygulamaya implant uygulaması diyoruz. Koyduğumuz titanyumdan köke de implant diyoruz. Biz bunun üstüne istediğimiz gibi dişleri koyabiliriz, görünen ve çiğneme yapan. Yani bu titanyumdan olanlar aslında dediğiniz gibi kök vazifesi kök, görüyor. Yapay kök. Peki bu tür implantları, diş implantlarını tek ya da birden fazla diş eksikliğinde mi sadece kullanıyorsunuz? Yoksa mesela bizi seyreden ağzında hiç dişi olmayan kişiler de var. Bu tür hastalara da uygulanabiliyor mu implantlar? İmplant tüm diş eksikliklerinde, ne çeşit olursa olsun, tüm diş eksikliklerinde uygulanabilir. Yani bir tane dişi yoksa, tek diş kaybı olduysa, arkada, önde hiç fark etmez. Tek diş implantları da uygulayabiliyoruz. Çoklu implantlarda arkada ön dişleri var ama arka dişleri yok ise fonksiyonu görsün diye implantlar yapıp üzerine sabit köprüler yapabiliyoruz. Veya hiç dişi olmayan, hatta damak kullanan, yıllarca damak kullanan hastalarımıza da sabit dişler kazandırmak adına implantlar uygulayabiliyoruz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir protezler var. Hı hı. Hareketli protezler, sabit protezler. Hı hı. Şimdi bu tür protezlere göre implantların ne tür farkı var bir kere? Hı hı. Ya da ne tür avantajlar getiriyor hastalara? Çünkü protezlerle ilgili herhalde bir takım yakınmalarını da size dile getirenler, hı hı, vardır, hı hı, değil mi? Hı hı. Öncelikle sabit protez dediğimiz şey zaten hastanın kendi var olan dişlerinden destek alıp onları aşındırarak, keserek üstüne yaptığımız protez cinsidir, sabit protezler. Köprü de diyebiliyoruz biz bunlara. Bunlar da alttaki dişe zarar vermemesi adına, diğer dişleri aşındırmamak adına implant alternatif olabilir. En büyük sorun onların temizliğidir ama mutlaka implant da yapılsa o temizliğin gerçekleştirilmesi gerekir. Total dişsizliklerde, damak dediğimiz hareketli protezlerde sabit protez yapacak destek dişimiz yok ise, o zaman çünkü köprü için bir öbür ayak, bir başında bir sonunda birer ayak olmak zorunda. Ayaklardan biri yok ise tek başına diş köprü oluşturamayacağı için takıp çıkarmalı protez kullanır hastalar. Bu vakalarda hiç takıp çıkarılacak protez kullanmadan çene kemiğinin içine yapay kök koyarak, onlardan destek alarak hastaya sabit bir protez, kendi dişiymiş gibi, altta kökü varmış gibi bir köprü protezi yapabiliyoruz. Hiç dişi yoksa, yine takıp çıkaracağı damak varsa, o zaman birkaç çeşit varyasyonumuz var. Eğer damağımı ben yine kullanırım ama küçültelim, kendi kendine çıkmasın, benim yaşım da ileri diyen hastalarımız oluyor. O zaman alt çenede 2-3 implant, üst çenede 3-4 implantla, bazen kendi protezi güzel ise kendi protezini sabitleyip anahtar kilit sistemiyle hasta istediğinde takıp çıkaracağı şekilde protez yapabiliyoruz. Veya ben artık bu damaktan sıkıldım, damak kullanmak istemiyorum diyen hastalarımız var ise biraz daha fazla implantlarla, alt çenede 6-8 implant, üst çenede yine ortalama 8 implant ile tıpkı kendi dişleri varmışçasına sabit köprüler yapabiliyoruz. Şimdi sizi dinlediğimde zaten şu var.
titanyumdan diş kökü yapıyorsunuz. Evet. Bu diş kökünü zaten yerleştirebilmeniz için altta da sağlam bir, değil mi, kemik dokusu olması gerekiyor. Eğer yoksa kişide ne gibi tedavi seçenekleri var? Tabii birçok hastamızda eğer eskiden damakları var ise, yani çok eskiden, yıllar önce kaybetmiş ise dişlerini, o zaman hakikaten kemik eriyebiliyor. Çünkü aslında çene kemiği iki bölümden oluşur. Bir dişi tutan alveol kemik, bir de çene kemiği, baz kemik. Baz kemiğe kolay kolay bir şey olmaz. Kemik erimesi vesaire gibi şeylere rağmen rahatlıkla o kemik orada durur. Ama alveol kemiği, yani dişi taşıyan kemik, diş gittiği zaman o da erimeye başlar. Kullanılmıyorum mesajı alır. Üzerine damak geldiğinde yük bindiği için daha çabuk erir. Dolayısıyla yıllarca damak kullanmış hastalarda implant yapacağımız kemik miktarı çok düşüktür. Bazen de yapamayacağımız kadar azdır. Bu tür durumlar için artık yeni teknikler geliştirildi. Dünyada uygulanan bütün teknikleri biz şimdi uygulayabiliyoruz. Bu teknikler yeni kemik oluşturma teknikleri. Yeni kemik oluşturmak için tabii ki hastanın öncelikle sistemik probleminin olmaması lazım. Olsa bile kontrol altında olması lazım. Yani şeker hastalığı, bağışıklık sistemini veya iyileşmeyi etkileyen sistemik rahatsızlıkların olmaması veya kontrol altında olması lazım. Eğer bu seçeneği geçtiysek, hasta sağlıklıysa ve biz yeni kemik oluşturup hastaya o lükse sahip olmasını sağlayacak isek, çeşitli yöntemlerimiz var. Bu yöntemlerle hem alt çenede, hem üst çenede, hem yatay yönde, hem de dikey yönde yeni kemik oluşturma yöntemlerini kullanabiliyoruz. Nedir bu yeni kemik oluşturma yöntemleri? Yeni kemik oluşturma yöntemleri ya yapay kemiklerle ya da hastanın kendi kemiğini kullanarak yaptığımız veya her ikisini birden kombine kullandığımız greftleme yöntemi. Bu yöntemde aslında hastanın ne kadar kemiğe ihtiyacı var, bir tomografiyle tahlil yapıyoruz. Burada ne kadar kemiğe ihtiyacımız var, kaç tane implant uygulayacağız. Hastanın genel profilini o dişsizlik etkiliyor mu? Çünkü estetik olarak çok daha yaşlı görünüyordur. Onu birazcık daha doldurmak, alt tarafı, iç tarafı birazcık daha dışarıya taşımak gerekebilir. Bu tespitleri ve bu planlamayı yaptıktan sonra o hastaya ne kadarlık implant yapacağız ve ne kadar kemiğe ihtiyacımız var. Bunu planlıyoruz. Ve cerrahi olarak o bölgeyi açıp o bölgede sabitleyici, tıpkı çimento döker gibi düşünün. Önce etrafı sabitliyoruz. Yine titanyum yorganlarla diyelim. Graft diyoruz biz onları ama örtülerle onun içini biz kemikle dolduruyoruz ve iyileşmeye bırakıyoruz. 6-9 aydır uyguladığımız yönteme göre bu kemiğin oluşması. Yani kemiğin, yapay kemiğin hastanın kendi kemiği olması için 6-9 aya ihtiyacımız bu var. Bu yapay kemik için söylediğiniz yapay, değil mi? Ama doğal kemik de olsa bu süre ortalama aynıdır. Ne kadar kemik miktarı oluşturduysak buna göre değişmekle birlikte. Peki hastanın kendisinden eğer kemik alıyorsanız hangi bölgeleri kullanıyorsunuz? Nasıl bir işlem gerçekleştiriliyor? Eğer tek diş kaybı varsa bazen... Birçok kişi de görmüşsünüzdür. Dişini kaybetmiş, dişle birlikte özellikle ön bölgedeyse dişiyle birlikte kemiği de gitmiş. O zaman yan dişle kemik seviyesi çok farklılaşabiliyor. Bu tür hastalarda biz bu bölgeden kemik alıyoruz ve buraya implantla birlikte uyguluyoruz. O kemiğin kalınlığı yandaki dişlerle aynı seviyede olabiliyor. Ama tek başına kendi kemiğini hiçbir zaman kullanmıyoruz. Yine yapay kemiklerle birlikte kullanıyoruz. Bizim kemik aldığımız bölgeler bir çene ucu bölgesi, bir arka tarafta 20 yaşa yakın olan bölgeler. Bazen de eğer çok büyük bir ameliyat alanı açmışsak o bölgede bize lazım olmayan alanlardan da kemik toparlayabiliyoruz. Ama biz hastanın kendinden kemik alsak bile yapay kemikle mutlaka karıştırıyoruz. Peki vücudun başka bölgelerinden de bazen hani daha fazla kemiğe ihtiyaç varsa kemik aldığınız oluyor mu? Diş hekimleri olarak Türkiye'de bizim sınırlı alanlarımız var. Başka ülkelerde hem kalçadan hem kafatasından kemikler alınabiliyor veya biz birlikte bir cerrahla birlikte, yani genel cerrahla birlikte ameliyathaneye girdiğimizde evet kalçadan ve kafatasından kemik alıp onları yine aynı şekilde kombinleyebiliyoruz ama
o bölgelerden almamız için kemik kaybının ağızdan aldığımız kemiğin yetersiz olacağı kadar çok büyük kayıplar olması lazım. Şimdi ekran başında gene bizi izleyen kişiler de merak ediyordur böyle bir sorunu varsa. Hı hı. Çünkü hep biraz böyle zaten diş hekimi biraz dişçi koltuğuna, diş hekimi koltuğuna oturmak insanları ürkütür. Evet. Şimdi bu nasıl işlem gerçekleşiyor diye. Bu kemik alma işini çeneden olabilir, bu taraftan olabilir. Ameliyathane şartlarında mı yapıyorsunuz? Hı hı. Anestezi nasıl oluyor? Hı hı. Hastalara ağrısızı hissediyorlar mı? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Normal şartlarda bir diş çekimi için normal bir anestezi, yani iğneyle uyuşturma işlemi yapıyoruz. Normal şartlarda hasta eğer rahat bir hasta ise o zaman sadece normal lokal anesteziyle bu işi yapabiliyoruz. Ama bazı hastalar ben hiçbir şey hissetmeyeyim, uyuyayım uyanayım isteyebiliyor. O zaman genel anestezi altında bütün bunları yapabiliyoruz. Veya bazen de IV sedasyonla yine klinik şartlarda ama yine anestezi uzmanının eşliğinde damardan hafif derin uykuyla hastanın yine hatırlamayacağı şekilde bunları yapabiliyoruz. Ama çalışma koşulları adına hekimin de kolay çalışması adına ya genel anesteziyi bu tür bir şeyde hastanın komut alması gerekiyorsa, bize yardımcı olması gerekiyorsa ya tam genel anesteziyi tercih ediyorum veya lokal anesteziyi. Peki bu yeni kemik oluşturma işlemi ya da tıbbi adıyla kemik grefleme işlemi sonrasında biraz önce dediniz ki 6-9 ay civarında bekliyoruz. Beklemek lazım. İmplantları bundan sonra yapıyorsunuz değil bazen mi? Bazen implantları o seansta da yapıyoruz. Dediğim gibi ne kadar greftlemeye, ne kadar yeni kemiğe ihtiyacım varsa ona göre. Eğer çok fazla yeni kemiğe ihtiyacım yoksa, 3'te 1'iyle ilave yapacaksam o zaman implantı aynı seansta yapabiliyoruz. Ama eğer çok fazla kemik oluşturmam gerekiyorsa öncelikle yeni kemiği oluşturuyoruz. Sonrasında implantı yapıyoruz. İmplantı yaptıktan sonra da yani en başından en sonuna bir yıl geçtikten sonra protezi yapabiliyoruz. Ama başka yöntemler, üst çenede sinüs lifting yöntemi var. Yani sinüsü kaldırıp sinüs boşluğundan faydalanarak kemik oluşturma yöntemlerimiz. Burada birazcık daha az beklememiz yeterli. Hem implantı da aynı seansta yapabiliyoruz. Bu dediğim gibi tamamen vakaya göre değişir. O hastanın nerelerde ne kadar kemiğe ihtiyacı olduğuyla alakalı değişir. Bazen ön bölgede ihtiyacı varsa sinüs lifting yetmez, sinüsü kaldırmak. O zaman dışarıdan da protez kemik oluşturmak gerekebiliyor. Şimdi biraz önce dediğiniz bir şeyi tam anlayamadım. Dediniz ki biz aslında hastanın kendisinden de kemik alsak aslında bir miktarda gene hazır kemik de koyuyoruz. Kesinlikle. Oraya dediniz. Neden? Aslında yapılmış araştırmaların sonucunda yapay kemiklerin kendi kemiği bir şekilde rezorbe olmaya müsaittir. Yapay kemiğin orada matrix gibi tutucu özelliği var. Yani koyduğum miktarın orada daha çok kalabilmesi için yapay kemiklere ihtiyacım var. Onları kombinlemek her zaman çok daha iyi. Bunların araştırmalarının sonucu yani sadece kendi kemiği, sadece yapay kemik veya karıştırılmış kemik. Bunlardan en uygunu yine karıştırılmış kemik. Şimdi tabii ki diş estetiği de çok önemli. Çok. Böyle bir girişimde bulunan kişiler mutlaka dişlerinin estetik bir görünüme kavuşmasına, kesinlikle, hatta gülüş tasarımına bile sahip, aynen, olmayı öyle istiyorlar. İmplant uygulamalarının sonunda kişilere aynı zamanda estetik açıdan bir diş de yaratabiliyor musunuz? Biz onu aslında en başta yapıyoruz. Yani en baştan hastamıza sonunda nasıl bir diş yapacaksak onun ön çalışmasını bir protez olarak hazırlıyoruz. Hatta tomografiye ben o protezle yolluyorum. Nerelere kadar kemikle gelmem lazım? İmplantları nerelere yerleştirmem lazım ki hastanın dudağını, çökmüş yanağını ve dikey boyutunu yükseltebilecek duruma geleyim. En baştan bu çalışmayı yaptıktan sonra zaten sonunda aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz. Her hasta, tabii ki fonksiyon önemli, tabii ki sabit protez önemli ama sonunda estetik güzel diş ister. O yüzden bu bizim için önemli. Bir de geçiş döneminde geçici kullandırmak adına da eğer çok kompleks bir vakaysa, hiç kemiği yoksa biz 3-4 hafta kullandıramayabiliyoruz ama bazen de hastada eğer bulabildiğim yerlere mini geçici implant koyabiliyorsam hastamıza protezle o dişsizlik dönemini, yeni kemik oluşma dönemini geçirtebiliyoruz. Sohbetimizin son 5 dakikası içindeyiz. Merak ettiğim bir şey, gülüş tasarımı yapıyorsunuz.
Gülüş tasarımı dediğimiz nedir? Hangi uygulamalar giriyor işin içine? Ve ideal bir gülüş nasıl olmalı? İdeal bir gülüş bence hastayı genç, güzel ama doğal bir şekilde genç ve güzel gösterecek gülüş olmalı. Hastanın kendi doğalından çıkmaması, sonuç olarak hastayı mutlu etmesi istenilen gülüştür. İdeal olan gülüş tasarımı. Gülüş tasarımı aslında bütün kompleks bir tedaviyi içeren bir sonuç. En baştan planlamamız gülüş tasarımı. Planlama içerisinde hastanın kendi dişleri varsa kolay. Kendi dişleri yoksa önce tasarımımızı yapıyoruz. Yani hastanın yüzüne olması gereken yükseklikte, olması gereken büyüklükte, olması gereken şekildeki dişleri en baştan tasarlayıp içini dolduruyoruz sonra. İçini doldururken sadece diş beyazlatma da gülüş tasarımına girebiliyor. Diş etine uyguladığımız gingivektomi dediğimiz pembe estetik, yani diş etlerini hafif yukarıya kaldırma işi de gülüş tasarımına girebiliyor. Laminate porselenler girebiliyor. Bazen bir tek dişe, bir tek müdahale de gülüş tasarımına. Çünkü tasarladığımız şeye aykırı ne varsa onu düzeltmektir tedavisi. Tasarım en başta olması gerekeni tespit etmek, sonradan içini dolduracağımız belki implant, hiç dişi olmayan 80 yaşındaki hastamıza da gülüş tasarlıyoruz. Çünkü hayal ettiği gülüşü bize söylüyor. Biz o gülüşe göre bu gülüşü elde etmek için gerekli tedavileri sunuyoruz. Zaten eğer o duruma hazırsa uzun sürsün kısa sürsün hiç fark etmez. Baştan anlattığımızda o yola birlikte giriyoruz. Şimdi son 2,5 dakika içindeyiz. Şimdi tabii ki kişinin ağzında yeterli kemik dokusu yoksa implant işi biraz daha uzayabiliyor. Önce bir kemik altyapısı oluşturuyor. Kesinlikle. Ama bir de kemik yapısı müsait olan kişiler var. Böyle bir durumda mesela yurt içinde farklı illerde yaşayan ya da çok yoğun çalışan, İstanbul içinde olan ya da yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen hastalar da olabilir. Böyle bir hastalar diş kayıplarının tedavisinde bir bekleme süresi var mı implantlar açısından? Eğer kemik çok güzelse açıkçası implantları yapıp dişi de takabiliyoruz. Ama kemiğin kalitesi burada çok önemli. İmplantı koyduğum anda ilk tutuculuğu çok önemli. Yeni konsepte göre artık dünyanın gittiği nokta implantı koyar koymaz yükleme yapma, yani fonksiyona geçirme. Bu da orada implantın kaynamasına katkısı olan bir durum. Eğer vakti olmayan, ki çoğunlukla hastalarımın %80'inin zaten vakti çok kıymetli. O yüzden o vakti en iyi şekilde değerlendirmek adına implantı yapıp üzerine dişi hazırlayıp o bir haftanın içerisinde implantla birlikte dişi takıp hastamızı yollayabiliyoruz. Ama standartta üst çenede 2-2,5 aydır bekleme süresi, alt çenede 1-1,5 aydır bekleme süresi. Sonrasında, yani ilk geldiğinde hastalarımız bir hafta, ikinci gelişlerinde de bir hafta 10 gün bize yeterli. Bir şey daha sormak istiyorum. Vaktimiz var. İmplantların bakımı da gerekiyor mu? Çoğu kişi şunu düşünebilir. Nasıl olsa bu dişlerim benim. Altında kök zaten titanyum. Bu diş de benim dişim değil. Bakmasam olur mu? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Zaten implanta daha iyi gözü gibi bakmalı. O kadar işlemden sonra implantlara mutlaka her gün yemek yiyoruz. Her yediğimiz yerde yemek orada eklentiye sebep oluyor. Ve mutlaka onların temizlenmesi lazım. İmplantlarınız da varsa dişlerinizi fırçalayacağız, araları temizleyeceğiz ve çok iyi bakacağız. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız teşekkürler. Için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor.